Merhaba efendim, bugünkü yayınımızın konusu ben çok önemsiyorum, çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Başlığı zaten özellikle seçtim. Bu konuyu açıklamak istiyorum. Kavanoz kapağı kalmadı. Şu an gerçekten ciddi bir sorun. Tüm ülkemizde kavanoz kapağı yok. Kavanoz var ama kapağı yok. Bu sene cidden sanırım insanlarda bu sene bir delirme var, bir delilik var. Ve her yerde kime rastlasam, ki aynı şey ilk defa bizim evimizde de oldu. Dehşet bir şekilde herkes konserve yapıyor efendim, turşu yapıyor. Yani herkes bu sene daha önce yapanlar var, ilk defa deneyenler var bizim gibi. Böyle değişik, bizim gibi derken büyüklerimizi saymıyorum. Ben ve kardeşim anlamında söylemek istedim. Bu işe bu sene dehşet bir patlama yaşanıyor. Türkiye'de efendim kavanozlara, yani cam kısmı var. Nasıl göstereyim, neyle bunu size neyle anlatayım bilmiyorum. Yani bakın, şunu kavanoz sayalım. Bakın şurası kavanoz. Kavanoz var. Kapak yok. Ülkede kapak kalmamış. Kavanozları kimse kapatamıyor. Ciddi söylüyorum. Az önce bir haber okudum. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ülkede kavanoz kapağı yok arkadaşlar. Kavanozları kapatacak kapak yok. Kimse evlerine aldığı domatesine, hıyarına, turşusuna, işte efendim domatesli sosuna, işte vesaire, ne yapıyorsa artık, konserve, cana ne istediyse veya ne deniyorsa, kavanozlarını kapatacak kapak bulamıyor. Bunun en bariz örneği de efendim İzmit'te yaşanmış. Evet, bu haber, bu yani tüm Türkiye'de böyle bir sıkıntı var ki, biz Ankara'da yaşamamıza rağmen, Ankara'da da böyle bir sorun varken, İzmit'te hiçbir yerde kavanoz kapağı bulunamıyormuş. Zaten resmi de oradan göstereceğim, bu haberden. Hatta şöyle hemen göstereyim size, ayıp olmazsa bir saniyeniz alacağım. Bu nasıl dönecek, o yol döner mi? Dönmez. Neyse, kaldı. Zaten onu şey, o resmi başlığa koyacağım. Başlık aynen şöyle efendim. İzmit'teki birçok bu züccaciye vesaire, bu kavanoz satan iş yerlerinde, işte bir milyoncular gibi. Direkt yazmışlar artık, sorularak cevap vermekten yorulup usanınca satıcılar, dükkan sahipleri, kavanoz kapağı kalmadı. Kavanoz kapağı kalmadı. Bütün dükkanlarda bu afişi görüyorlar. Kavanoz kapağı kalmadı. Şimdi biraz da trajikomik olsun diye aslında söyledim. Yani bunun buradan nereye gidebiliriz, nereye bağlayabiliriz? Bir, insanlar geçmişe, eskiye dönüyor. O hani ninelerimiz, dedelerimiz, belki annelerimiz zamanında yapılan o kışlık hazırlıklar, yazın her şeye ulaşamamanın verdiği ihtiyaçla, zorunlulukla, gereklilikle yapılan konserve hazırlıkları, tekrar o alışkanlıklar, o geçmiş, o eski dönem, nostaljik olarak o hazırlıklar tekrar yapılıyor. Bir, eskiye dönüş var. İki, ekonomik sıkıntılar. İnsanlar gerçekten maddi anlamda, ciddi anlamda sıkıntıda. Ne yapıyorlar? Kışın yiyecekleri birçok şeyi, kışın daha yüksek fahiş fiyatları almamak için, yiyebilmek adına yazdan, şimdi ucuzken fiyatlar, ki ona da tırnak içerisinde ne kadar ucuz demek istiyorum. Yani gündem malum, hani kavanoz kapağı kalmadı başlığı olsa da, oradan ben birçok yere bağlantı kurmak istiyorum. Ekonomi. Haliyle kıştan bu hazırlıklarını yapmaya kalkıyor. Bir başka sebep sağlık. Yani insanlar artık gerçekten domatesin çıktığı zamanda, işte ne bileyim biberin çıktığı zamanda, işte salatalığın çıktığı zamanda, patlıcanın çıktığı zamanda, yemenin daha sağlıklı bir şey olduğunu idrak etmeye başladılar ki, hastalıklar çoğaldı, sağlık problemleri çoğaldı ve biraz da bilinçlenme. Artık televizyona hemen hemen haftada birkaç gün bir uzman, bir sağlıkçı, ki bir tanesi hemşerim olur, onu da söylemeden geçemeyeceğim, Canan Karatay, bunlar çıkıyorlar defalarca, işte şöyle yapın, yiyin eskilerdeki gibi, işte turşu yiyin, konserve yapın, yiyin, her şeyi mevsiminde yiyin, domatesin çıktığı mevsimde yiyin, işte turşu yiyin, işte sirke faydalıdır, işte şudur budur falan filan. Yani biraz da sağlıkla da
fazla haşir neşir, fazla bilinçlenme boyutuna geldik. Yani hem iyi hem kötü. Çok fazla bu konuda çok fazla insan çıkıp konuşmalar yapıyor. Birinin söylediğini bazen ötekisi farklı bir şekilde izah ediyor. Bizim de kafamız karışıyor. Karışmıyor değil. Ama tek bir gerçek var. Eskiler hiçbir şeyin olmadığı, teknolojinin olmadığı, daha da imkansızlıkların, her şey öyle zırt diye hemen efendim markete git, raftan al, bilmem nereye git, hemen manavdan al, erişemediği dönemlerde her şeyini kendi yapmak zorundaydı. İşte bugün o noktaya yeniden döndük. O günlerdeki insanlar işte o yüzden aslında daha doğru bir şey yapıyordu. Yokluktan kaynaklı daha sağlıklı, daha bilinçli bir yaşamdı. Kendi hemen bahçesine bir şeyler ekip oradan toplayıp onlardan da işte konserve yapardı, yemeğini yapardı, kışlığını bir yere asar saklardı, kuruturdu vesaire. Bugün efendim işte konumuz nereden geldi? Kavanoz kapağı kalmamış ülkede. Ya gerçekten özür diliyorum, gülüyorum ama yani biraz gülmeye de ihtiyacımız var gerçekten. Ama ciddi yani, bu gerçekten ülkede kavanoz kapağı kıtlığı var. Yani İzmit'te özellikle patlak vermiş. Hani ben Ankara'da, biz bir de birkaç yerde öyle bir sorduğumuzda kapak bulamıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim birkaç yerde var. Onlar da işte atıyorum işte ne bileyim kalpli, çiçekli, böcekli yapmış da işte efendim beyaz düz kapak ararsanız bulamazsınız gibi. Ankara'da öyle bir sorun vardı. İzmit'te hiç yok. Ne çiçekli, ne böcekli, ne kelebekli, ne düz. Yani orada kavanozlar kapaksız kalmış, böyle bir sıkıntı var. Demek ki nasıl dehşet bir talep varsa yani üreticiler, burada hani kara borsacılık ya da stoklama gibi bir şey yok olduğunu beyan ediyor işin erbapları. Daha ziyade üretimle ilgili bir sıkıntı. Üretimin talebe, yani arzın talebe yetişememesi gibi bir şey söz konusu. Buradan da efendim entelektüel kimliğim ortaya çıkıyor mu acaba? İnşallah öyledir efendim. Buradan bir alkış gönderelim. Neyse efendim, artık ben de uzunca bir süredir biraz herhalde yorulmuşum. YouTube beni yordu, insanlar beni yordu, biraz hayat yordu. Oradan böyle işte efendim biraz felsefe yapalım. Ya detaylara girmeyeceğim. Yani hayat sonuçta hepimiz için yorucu. Mutlaka hepimiz iyi kötü bir şeyler yaşıyoruz. Allah kayıp vermesin, acı vermesin, sağlık sorunu vermesin. Tabii ki açlık da vermesin. Yani başımızı sokacak bir damımız, yiyecek bir lokma ekmeğimiz de olsun. Daha çoğu da olsun tabii ki. Hani bu yani hani biraz diyorlar ya insanları hani fakirliği överek, fakirlik dediğim yani yokluğu överek, hani açlığa hani ölmeyecek kadar yaşamaya hani teşvik etmek. Yok öyle bir şey efendim. Ekonomide şu var. Kaynakların eşit bölünümü, eşit bölüşülmesi. O yüzden ben buradan tüm ülkenin daha üst erbaplarına, yöneticilerine, yetkililerine sesleniyorum. Efendim ekonomimiz biraz sıkıntılı. İnsanlar maddi olarak sıkıntıdalar. Bakın konserve yapmaya artık deli gibi giriştiler. Ya bu espriyle söylüyorum. Tabii ki iyi bir şey. İyi bir şey, tabii ki iyi bir şey. Yani ama bakın boşluktan işte ev hanımları çoğaldı. Çalışmayan insanlar, beyler de çok fazla yapıyor bunu. Emin olun var ya, işsiz beyler artık evde hanımlarına bu tip şeylerde, hazırlıklarda yardım ediyorlar. İş yok. Ekonomi kötü. Her gün zam 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 insanların burasına geldi. Lütfen kaynakları adil ve eşit bölelim, eşit dağıtalım. Önceliğimiz bu ülkeyi iyiye götürmek, kalkındırmak, ekonomiyi düzeltmek, insanların huzurunu, refahını sağlamak. Huzur ve refah olmazsa, mutluluk olmazsa zaten sağlık bozuluyor. O yediğiniz sağlıklı yiyeceklerin, konservelerin de bir faydası olmaz. Çok Allah korusun işte kanser gibi başka olumsuz hastalıklar çıkar ki buradan da yine bir sosyal medyada son birkaç aydır benim de daha önce gördüğüm, fakat bir süredir hani takibi almadığım için adresini eklememiştim. Neslihan Tay diye çok gencecik bir kızcağız, kanser hastası ve üçüncü kez yenmişti tekrar kanser hastalığının nüksettiği. Bununla ilgili işte tedavi için hastaneye başvurdu ve yoğun bakıma alındığı haberini okudum geçenlerde de. İnşallah kendisine de buradan Neslihan Tay'a da acil şifalar diliyorum. İşte birkaç videosunu izlemiştim. İşte mutlu olmazsak, huzurlu olmazsak hastalıklar çoğalır. Hani onu demek istedim yani. O da birazcık mutluluk ve huzur. Tabii ki ülkenin
refah düzeyi, o refah düzeyinin bireylere yansıması, ülkedeki istikrar, ülkedeki güven ortamı, gerginliklerin olmaması, insanların barış ve huzur içerisinde birbirleriyle kardeşçe yaşayabilmesi, bunlar çok önemli. Hani ben kendi adıma şunu söylüyorum. Evet, tabii ki Suriyeliler savaş içerisindeler. Tabii ki onlara üzülüyoruz ama ben orada benim askerim şehit olurken Suriyelilerin gelip burada benim ülkemde böyle elini kolunu sallayarak kucaklarında 4-5 tane yeni doğmuş bebekle gezmeleri beni çok rahatsız ediyor. Bu konuyu da eleştirmek istiyorum. Kendi adıma ben bundan rahatsızım. Tabii ki bunların da yansıması ülkemizin ekonomimize oluyor. Lütfen ilgililer, yetkililer bu konuya duyarlı olsunlar. Hepimiz birey olarak bu konuya duyarlı olalım. Ve diliyorum ki iyi şeyler olsun. Ama kavanoz kapağı tükenmiş. Yetkililere sesleniyorum. Efendim, acil olarak evde kavanoz konserve hazırlığı için bekleyen domatesler var, turşular var, hıyarlar var. Başka bilimum malzemeler var, işte nelerse, işte kırmızı biberler, işte köz biberler, patlıcanlar, kabaklar, bal kabakları. Başka ne yapıyorsunuz bilmiyorum ya, hala analar falan filan. Gerçi onu daha çıkmadı da. Bir an önce kapak lütfen yetkililer, ülkede kapak, konserve kapağı eksiğimiz var. Şişe kavanoz kapağı eksiğimiz var. Şaka maka işte oradan buradan şuradan derken efendim kendi adıma da işte huzurum mutlu olamıyorum. Neden? Eski kanalım kapatıldığı için. Onu her seferinde dile getiriyorum ve dile getireceğim. Kanalıma ve videolarıma erişene kadar bunu dile getireceğim. Pes etmeyeceğim. Başvuracağım. Bir sürü merci olacak. YouTube'a bir kere daha sesleniyorum. Kanalım haksız yere kapatıldı. Kanalımın tekrar eski kanalımın açılmasını talep ediyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım, ne gerekiyorsa söyleyeceğim, nerelere gerekiyorsa başvuracağım. Bir yetkili dinlerse kanalımın tekrar açılması için, kanal Arya'nın tekrar açılması için ne gerekiyorsa yapacağım ve bırakmayacağım bu işin peşini. Efendim, bu kavanoz kapağının kalmaması konusuna da değindim. Bu işte peşini bırakmayacağım. Umarım üreticiler bu konuyla ilgili gerekli işte mesaileri yaparlar. Kavanoz kapağı üretimi bir an önce hızlansın. Çünkü insanların acilen kavanoz kapağına ihtiyacı var. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bizi destekleyin. Daha yapacağımız çok şey var. Emin olun, emin olun, emin olun. Bu daha yapacaklarımın %1'i. Yani ben buradan mesajı vereyim de yani. Kendinize çok iyi bakın. Bizi destekleyin. Tıklayın. Beğenin, yorum yapın. Bir şeyler yapın. Tamam mı? Boş durmayın. Hadi görüşürüz.